Herkese merhabalar. Bugün az bilinen ama önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Paratiroid hastalığı, hiperparatiroid hastalığından bahsetmek istiyorum. Öncelikle paratiroid bezlerinden kısaca bahsedeyim. Paratiroid nedir onu anlatmak istiyorum. Paratiroid bezleri genellikle tiroid bezin arkasında yer alan ve yine genellikle 4 adet bulunan salgı bezleridir. Bu bezler paratormon adını verdiğimiz bir hormon salgılarlar ve bu hormon D vitaminiyle beraber vücudumuzdaki kalsiyum dengesini düzenlemekte hayati fonksiyon görür. Paratiroid bezlerinin bir veya daha fazlasının bir nedenle fazla çalışmasıyla ortaya çıkan primer hiperparatiroidi hastalığı, toplumda sanılandan daha sık görülen ve çoğunlukla geç tanı alan bir hastalıktır. Parathormonun fazla salgılanmasıyla oluşan hiperparatiroid hastalığı kalsiyum dengesini bozarak kalsiyumun kemiklerden kana aşırı miktarda salınmasına ve osteoporoz, patolojik kemik kırıkları, böbrek taşları, mide ülserleri, gastrit, pankreatit, kan basıncında anormallikler, böbrek fonksiyon bozukluklarına hatta böbrek yetmezliğine kadar çok sayıda soruna yol açar. Kan ve idrar testleri sonucunda primer hiperparatiroidi tanısı konduktan sonra buna neden olan hastalıklı bez veya bezlerin tespiti aşamasına geçilir. Burada öncelikle ultrason ve sintigrafiden yararlanılır. Ancak boyun MR'ı, bilgisayarlı tomografi gibi yöntemler de zaman zaman kullanılabilir. Paratiroid cerrahisi bu konuda deneyimli cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Çünkü paratiroid bezlerinin yerleşim varyasyonları bu ameliyatları zorlaştırabilir. Ameliyat esnasında hızlı paratormon ölçümü, patoloji uzmanları tarafından yapılan hızlı patoloji incelemeleri, gerekirse ultrason veya gamma probe gibi teknolojik imkanların kullanması gerekebilir. Bu kararlar ve uygulamalar bu konuda deneyimli bir endokrin cerrahisi uzmanı tarafından yapıldığında çok daha sağlıklı olacaktır. Primer hiperparatiroidin en sık nedeni olan paratiroid adenomundan biraz bahsetmek isterim. Bazen bir veya daha fazla paratiroid bezinde adenom adı verilen iyi huylu, kanser olmayan büyümeler gözükür. Çoğu paratiroid adenomun nedeni bilinmez. Yaklaşık %10'un ailesel geçişli olduğu düşünülmektedir. Hastanın çocukken veya genç bir yetişkinken sahip olduğu baş ve boyun bölgesine radyasyon maruziyeti de adenom riskini artırabilir. Paratiroid kanseri son derece nadirdir ve tüm paratiroid vakalarının, primer hiperparatiroid vakalarının %1'inden azında görülür. Adenomlar paratiroid bezinin vücudun ihtiyaç duyduğundan daha fazla paratiroid hormonu salgılamasına neden olur. Bu duruma birincil yani primer hiperparatiroidizm deriz. Çok fazla paratiroid hormonu vücudun normal kalsiyum dengesini bozar ve bu da kan dolaşımındaki kalsiyum miktarını arttırır. Belirtileri nelerdir? Az önce hiperparatiroid hastalığının özelliklerini, belirtilerini anlatırken bahsetmiştim ama tekrar bahsetmek isterim. Kanda kalsiyum seviyesinin artması, hiperkalsemi şu durumları içerir. Tükenmişlik, yorgunluk hissi, kötüleşen hafıza, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, sinirlik veya zihinsel karışıklık, böbrek taşı, giderek böbrek fonksiyonlarında bozulma, ne yazık ki hatta böbrek yetmezliği, kemik eklem ağrıları, osteoporoz, karın ağrısı, mide ülserleri, gastrit, pankreas iltihabı, pankreatit, hipertansiyon gibi bir dizi bulgu verir. Belirgin bir nedenden kaynaklanan genel ağrılar, kanda kalsiyum seviyesi yüksekliği kısa bir süredir var olan hastalarda belirti gelişmemiş olabilir. Özellikle bu hastalığa dikkat çekmek istedim. Çünkü toplumumuzda çok nadir gözükmeyen ama nadir tanı konulan bu hastalıktan bahsettim. Başka videolarda görüşmek üzere.